adına ve eşlerinin adına sembolik birer fidandaki tabelalarında bugün asmış olacağız. Burası daha evvel endüstriyel amaçlı ağaçlandırmalar sahasından bir tanesi karşı tarafla beraber. Bunların 30 yılda bir tekrar kesilip yeniden dikilmesi gerekiyor. Biz arazi hazırlığımızı yapmıştık. Bu bereket ormanı ile ilgili de kesilmişti. Evet, arazi hazırlıkları bir yıl evvelden yapıldı. Yaz ayları. Bu yine buradan da üst toprak onlar. Az şey yapar mısınız beyefendi, tekrar? Bir saniye, devam eder misiniz? Beraber devam eder misiniz? Evet. Ali Bey şöyle gelin. Siz mi? Hep kesildi. Tekrar bu hale. 2012 yılından beri Sayın Cumhurbaşkanımızın eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi'nin de öncülüğünde yürütülen Gönül Erçileri Projesi. Bu yılki faaliyet alanı olarak bu şekilde her ilde bir Gönül Erçileri Bereket Ormanı oluşturulması faaliyeti yapılmasına karar verilmişti. En son bizim Mart ayı içerisinde Ankara'da yaptığımız valiler toplantısı ve vali işlerinin katılımıyla yapılan toplantıda da Orman Haftası vesilesiyle 21 Mart'tan itibaren başlayan Orman Haftası içerisinde her ilde bir Gönül Elçileri Bereket Ormanı oluşturulması yönünde karar alınmıştı. Ve bugün tüm Türkiye'de aynı tarih olan 26 Mart itibariyle çeşitli saatlerde bugün tüm Türkiye'de bu şekilde Gönül Elçileri Bereket Ormanı oluşturuluyor. Bizim ilimizde orman bakımından oldukça şanslı bir il. Hem yüz ölçümü içerisinde ormanlık alanların büyüklüğü hem de orman üretimi bakımından da birinci sırada Sinop. Bu anlamda ormanlık alanlarımız hayli fazla. Toplamda 100.000 fidan hedeflenmişti ama biz sadece Sinop olarak bile 16.500 fidana bugün ulaştık ya da hafta sonuna kadar ulaşacağız. Çünkü burada daha önce endüstriyel amaçla üretim yapılan bir orman alanımız varmış. Üretim gerçekleşmiş, yeniden dikilmesi gereken bir alan. Biz bu alanı değerlendirdik Gönül Elçileri Bereket Ormanı olarak. Toplam 16.500 fidan alıyor. Metrekare olarak da 150.000 dönüm bir alan ve diktiğimiz çamlarda fıstık çamı ve oldukça boylu, gördüğünüz gibi 5 yaş ve üzeri, bunlar daha büyük. Sayın Cumhurbaşkanımızın da eşleri adına diktiğimiz ağaçlar daha büyük. Fıstık çamı tabii üretim olarak da köylüye de yarayan bir ürün. Umarım diktiğimiz bütün fidanlar yeşerir, büyür. Hem köylü için hem ülkemiz için çift taraflı bir kazanç olur. Ve tekrar umut ediyorum, bütün bu Gönül Elçileri Bereket Ormanları tüm Türkiye'de 100.000 hedef koymuştu ama ben şimdiden bunun çok çok üzerine çıkıldığını düşünüyorum. Bu hedefe de ulaşma konusunda Sinop olarak katkımız olduysa ne mutlu bize. Teşekkürler. Gurbet bana mezar olsa merak etmesen, merak etmesen, toprak olur taş olurum, yolunda yoldaş olurum, istersen kardeş olurum, merak etmesen, merak etmesen. Teşekkürler arkadaşlar. Ormancı mı söylüyoruz? Evet. Çıktım Melen kahvesine, baktım ovaya, baktım ovaya. Bay Mustafa çağırdı dam oynamaya. Ormancı da gelir gelmez yıkar masayı, yıkar masayı. Laf anlamaz ormancı, çekmiş kafayı.
Aman ormancı, canım ormancı, köyümüze bıraktın. Yoktan biraz değil, çok güzel bir anı. Evet, köyümüze bıraktın, ne güzel anı. Diyoruz, evet.